arkadaşlar, yulaflı ekmeklerimiz. Bakın şöyle sandviç şeklinde yaptım. İnanın çok güzel. Her öğün yiyebilirsiniz. Acıktığınızda ara öğünde yiyebilirsiniz. Kahvaltıda yiyebilirsiniz. Çok nefis. Gayet. Bakın arkadaşlar, şöyle iç dokusunu göstereyim. İncecik. Çok güzel. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Diyet menülerimi dikkatle bakın arkadaşlar. Gayet kilo verdiren bir menü. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda diyet yapanlar için gayet güzel ara öğün ekmek yerine yiyebileceğimiz güzel, tadı gayet hoş yulaflı ekmek yapıyoruz. Ama un yok. 4 kaşık yoğurt, biraz sulu tarafından. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Bir tutam maydanoz. 2 tane haşlanmış, ezilmiş patates. Bir su bardağı yulaf. Arkadaşlar, yaptığım diyet menülerini, eğer diyet yapıyorsanız, kilo vermek istiyorsanız mutlaka deneyin. Ben 2,5 ayda 2 bedene yakın kilo verdim. Mutlaka siz de deneyin. Bakın, çorbasından, yemeğinden, kahvaltılığından, tostundan hepsini paylaştım. Ve bunları kendim için yapıyorum. Sizler de faydalanın istiyorum. Kilo vermek isteyen varsa. Şöyle bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz. Tatlandırmak açısından. Hiç yağımız yok, unumuz yok arkadaşlar. Güzelce bunu iyice özleşene kadar karıştıralım. Ve tost makinamıza bir yağlı kağıt koyarak bunları pişireceğiz. Süper oluyor. Tadı muhteşem oluyor. Ben sürekli yapıyorum. Tostu yaptım. Bunu da çekeyim dedim. İnanın çok faydasını gördüm. Yaptığım menüleri mutlaka yapın. 2,5 ayda hemen hemen 2 beden inceldim. İyice özleştireyim ben. Arkadaşlar, yulaflı ekmeklerimiz. Bakın şöyle sandviç şeklinde yaptım. İnanın çok güzel. Her öğün yiyebilirsiniz. Acıktığınızda ara öğünde yiyebilirsiniz. Kahvaltıda yiyebilirsiniz. Çok nefis. Gayet. Bakın arkadaşlar, şöyle iç dokusunu göstereyim. İncecik. Çok güzel. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Diyet menülerimi dikkatle bakın arkadaşlar. Gayet kilo verdiren bir menü. İyice karıştırdık arkadaşlar. Özleştirdik. Patateslerimizin de iyice ezilmesine dikkat edelim. Şöyle kaşığımızı şöyle hafif ıslatarak tost makinemize yağlı kağıt serdik. Şöyle düzelterek tost makinesini de pişireceğiz. İsterseniz çok az da biraz sızma yağı bir yemek kaşığı koyabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok ama ben onu da koymadım. İnanın, tariflerimi deneyin. Arkadaşlar, söylediğim gibi 2 beden yaptım. Kanalımda olan menülerle 2 beden zayıfladım. Ve daha devam ediyorum. Kağıdımızı kapatalım. Üzerine pişirmeye bırakalım. Son bir parçamız kaldı arkadaşlar. Onu da kapatalım.
Hadi bakalım. Gayet güzel, lezzetli. Şöyle bazıların arasına arkadaşlar diyelim bir dilim peynir koyuyoruz. Bir dilim domates. Biraz da sivri biber. Şöyle güzel bir sandviç yapabiliriz. Ben böyle tüketiyorum. Acıktığınız öğünlerinizde bu şekilde yiyebilirsiniz. Gayet güzel. Yağsız. Muhteşem bir tat. Siz de yapın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bana hak vereceksiniz. Yine tekrar tekrar söylüyorum. Verdiğim diyet menülerle 2,5 ayda 2 beden inceldim arkadaşlar. Bakın. Şimdi sandviç yapayım ben onlardan birkaç tane.